Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz General Mobile GM Phoenix 5G cep telefonunu inceliyorum. Ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir marka olan General Mobile üretim de yapıyor ve yerli üretim dendiği zaman akla gelen ilk markalardan bir tanesi. Markanın bugüne kadar ürettiği en üst düzey cep telefonlarından bir tanesi olan Phoenix 5G gerçekten de sınırları zorlayan bir model olmuş. Ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Telefonu elimize aldığımızda aslında hemen şunu fark ediyoruz. Sağda ve soldaki ekran kavisli bir tasarıma sahip. Yani ekranın sağında ve solunda kavisli bir tasarım var. Kameramız tam ortaya konumlandırılmış. Yukarıda parmağımızla dokunduğumuz zaman hissedebiliyoruz. Hemen yan yüzde ses açma kapama tuşumuz, güç tuşumuz bulunuyor. Sol tarafta herhangi bir bağlantı vesaire yok. Altını çevirdiğimiz zaman ise tip C bağlantı yuvası. Hoparlör delikleri, mikrofon deliği ve sim kart yuvası bizleri karşılamış oluyor. Üst tarafta yine herhangi bir bağlantı vesaire yok. Sadece bir adet mikrofon deliğinin olduğunu söylemiş olayım. Arka tarafı çevirdiğimizde ise çok farklı bir tasarım bizleri karşılıyor. Yukarıda üst kısımda kocaman bir dairemiz var ve bu dairenin içinde 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle hani kamera vesaire yuvası bulunuyor. Bir de arkadaşlar LED lamba bulunduğunu söyleyelim. Bir de General Mobile yazısı arka tarafta böyle gömülü bir şekilde yazılmış. Arka kapak böyle yani çok fütürlü değil. Çok pürüzsüz de değil ama böyle bakıldığı zaman pütürlü gibi görünüyor. Düz bir yüzeye sahip bir malzemeden üretilmiş şık bir tasarım var telefonun. Onu söyleyeyim arkadaşlar baştan. Bunun dışında hani fiziksel özellikler anlamında söyleyeceğim. Başka bir tarafın olmadığını da belirteyim. Gelelim General Mobile GM Phoenix 5G'nin teknik özelliklerine. 6.78 inçlik 2412 1080 piksellik bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. 120 Hz'lik ekran yenileme hızımız var. MediaTek Dimensity 7050 işlemci. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanımız bulunuyor. İsminden de anlaşılacağı üzere 5G desteğimiz var. Android 13 işletim sistemi. 50+8+2+2 olmak üzere dörtlü bir ana kamera. Ana kameramız 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. 16 megapiksellik ön kameramız var. 1080p 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Ekrandan parmak izi okuyucumuz var. Wi-Fi 6'mız var. 4700 mAh'lik pil. 66 Watt'lık hızlı şarj. NFC ve Bluetooth 5.2 gibi özelliklerin olduğunu da belirteyim. Telefonun ben bir videoyu çektiğim tarih itibariyle fiyatı ise 16.499 TL idi. Şimdi gelelim telefonun kullanım deneyimine. Arkadaşlar daha önce General Mobile kullandıysanız aslında arayüzün biraz daha böyle hani standart ve stok Android arayüzüne yakın olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir arayüz bizleri karşılıyor. Yukarıdan aşağı böyle parmağımızı kaydırdığımızda bütün uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 7050. Bunun Snapdragon'daki karşılığı soruyor olabilirsiniz. Orada 778G'ye tekabül ediyor. Yani oyun tarafında biraz iddialı bir işlemcimiz var ki hem oyunda hem de günlük işlerde ben kullandım. Günlük işlerde zaten sıkıntı çıkaracak bir işlemciydi. Çünkü oldukça ortanın da üzerinde bir işlemcimiz var. Üst seviyeye yakın bir işlemci olduğunu da söyleyebilirim hatta. Ve bu işlemciyle her türlü oyunda çok güzel ve yüksek kalitede oynayabiliyorsunuz. Ben birkaç deneme yaptım. Beni biliyorsunuz asfaltçıyım ben. Asfalt oynadım mesela. Gayet güzel akıcı görüntülerle oynayabildiğimizi söyleyelim. Ve bunun dışında PUBG Mobile ve diğer sistem gereksinimi isteyecek oyunlarda da rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben bazı sentetik testler de yaptım. Şimdi şuradan bir yerden çıkartırım o testleri. O testler de 14.000 küsur gibi puanlar aldı. Gayet beğendiğimi söyleyeyim. PC markanın işte testini kullandım ben. Biliyorsunuz pil tarafında da batarya testini kullanıyorum. Burada da bir işlemcinin testini kullandım. 14.000 küsurluk bir puan vermiş oldu. İşlemci sizi yarı yolda bırakacak bir işlemci değil. Böyle ısınma vesaire filan da yapmıyor ve günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla görebileceğiniz bir telefon var. Gelelim telefonun farklı özelliklerine. Şimdi 8 GB RAM var dedik. 8 GB RAM'e 8 GB sanal RAM ekleyerek 16 GB haline de getirebiliyorsunuz. Şimdi telefonda ultra sağlam kavisli bir ekranımız var. Bu ekranla birlikte telefonun kullanım deneyimi de üst düzeye çıkıyor. Farklı markalarda da gördüğüm bu kavisli ekran tasarımı özellikle böyle bir şey izlerken çok size fayda sağlıyor. Hani o dönüşlerin kavisli olması gerçekten de çok işe yarıyor ve güzel bir kullanım deneyimi sunuyor. Tabii 120 Hz desteğinin de olması güzel. Hem menülerde hem de oyunlarda bu 120 Hz desteğinin hani akıcı görüntüler elde etme anlamında bize fayda sağladığını söyleyebilirim. Ha, bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Standart hani 60 Hz'de olsun diyebilirsiniz isterseniz. Bence 120 Hz kullanmak ya da otomatik modda kullanmak bir nebze daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kamera tarafına. Aslında kameramız dörtlü dedik. 200 megapiksel çözünürlük sunuyor dedik ama aslında şöyle bir durum söz konusu. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Matrix modunda yani eğer özel bir çözünürlüğe getirirseniz ki kameranın ayarlar bölümünde var öyle bir mod zaten. Burada size 200 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Daha önce eğer bir General Mobile kullandıysanız aslında arayüz benzer bir kamera arayüzü geliyor. Girdiğimiz zaman işte klasik fotoğraf bölümümüz var. Hatta ben elime de alayım size. Onu da hem anlatırken hem de göstermiş olayım arkadaşlar. Açtığımız zaman aslında bizleri ilk etapta fotoğraf bölümü karşılıyor. Burada yapay
yapay zekayı açıp kapatabiliyoruz. HDR ayarımız var. Yine çeşitli efektleri kullanabildiğimiz bölüm var. Video tarafında da yine video özelliklerini kullanabildiğimiz bir menü çıkıyor. Gece modumuz var. Gece modunu sadece ana kamerada kullanabiliyorsunuz. Onun altını özellikle çizeyim. Google Lens meselesi var. Google Lens'te biliyorsunuz eğer internete bağlıysa telefonunuz, yani bir Wi-Fi ağındaysanız ya da bir sim kart takılıysa çektiğiniz fotoğrafları internette arayarak da sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu güzel. Bir de işte 200 megapikselli çekim modu var. Burada 200 megapiksel çekmek istiyorsanız eğer bu modu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yani bu moddayken çekim yapmanız gerekiyor. Bu gerçekten de benim hoşuma gitti. Bu arada hani çekimler sırasında görüntüye zoom girme vesaire yapma gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. 0.6x'lik bir ultra geniş açımız var malum. Bir de burada 4x'e kadar, tabii bu dijital olmak kaydıyla, zoom girebiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Portre modumuz var. Hem ön hem arka kamerada bunu kullanabiliyorsunuz. Daha fazla dediğimizde ise dinamik fotoğraf, film, profesyonel mod, panorama, ağır çekim, hızlı çekim, makro ve akıllı tarama özellikleri var. Makro için ayrı bir kamera olduğu için makroda çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü neden? Hani makro çekimi başka cep telefonlarında da var ama bu kadar kaliteli sonuç vermeyebiliyor ki. Ben örnek fotoğraflarda makro fotoğrafları da koyacağım sizlere. Onları da oradan görebilirsiniz. Gerçekten de güzel fotoğraf çekiyor. Özellikle 200 megapiksel modunda böyle konuya iyice yaklaşıp farklı kadrajlar da alabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi olmuş. Ön kamera tarafına gelecek olursak burada da işte dediğim gibi fotoğraf modumuz var ve burada da portre modunu da kullanabiliyoruz. Portre modunu kullandığımız zaman da arka planı fluo olarak güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Bu fluoluğun şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Ayrıca işte yüzü güzelleştirme, pürüzsüzleştirme, inceltme, işte yüzünüzü beyazlatma falan gibi, göz boyutunu küçültme, büyütme gibi bazı efektleri de yine bu portre modundayken de kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi olmuş. Ön kamerada video modunu açtığımızda ise az önce söylemiştim, teknik özelliklerde 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyorsunuz. Arka kamerada video çözünürlüğü ise 4K 30 fps. Bu 4K olması iyi. Bence artık hani bu orta seviye ya da ortanın da biraz üzerine çıkan cep telefonlarında artık 4K'nın standart olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelin General Mobile Phone X5 ile çektiğim örnek fotoğraf ve videoları izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. Selamlar herkese. İzlemekte olduğunuz bu videoyu General Mobile Phone X 5G'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Ön kameram 1080p 30 fps video kayıt yapıyor. İşte farklı ışık şartlarında ön kameranın video performansı da bu şekilde arkadaşlar. Yani telefon böyle orta seviye gibi görünmekle beraber üst seviye amiral gemisi modellerde göz kırpan özelliklere sahip. Kaldı ki hani donanım özelliklerine vesaireye baktığımızda da aslında ortanın da üste yakın bir seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. General Mobile Phone X 5G'nin. Telefonun bazı güzel özellikleri de var. Bunlardan bir tanesi ekrandan parmak izi okuma var. Malum kenarları kavisli olduğu için yan yüzeye parmak izi okuyucu konulamamış. Arka tarafta zaten biraz eksik kalıyor. Mecburen ön panele konulmuş durumda. Önden bir parmak izi okuyucuyla güven de arttırmış oluyorsunuz. Bence bu güzel olmuş, hoş olmuş. Parmak izini böyle alt kısma yakın bir yerde ekranın ön yüzünde bastığınız zaman, gerekli tanımlama yaptıktan sonra tabii telefonunuz hemen açılıyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Wi-Fi 6 var. Bu da önemli. Neden önemli? Yavaş yavaş gelişen ve yaygınlaşmaya başlayan bir teknoloji. Eğer evinizde veya iş yerinizde Wi-Fi 6'yı destekleyen modem ya da router varsa bu ürünle daha yüksek hızlı dosya transferi yapabilirsiniz. Özellikle böyle büyük boyutta dosya transfer ederken fayda sağlayacak bir teknoloji bu. Aklınızda
elimizde olsun. Hani böyle bir özelliği var. NFC özelliği var. Bunu bazen soruyorsunuz. Toplu taşıma kartlarıyla işte doldurma, boşaltma vesaire işlemlerini bu NFC özelliği sayesinde yapıyorsun. Hatta bazı bankalarda NFC özellikle telefon istiyor ki kimliklerimizle eşleştirme yaparken NFC özelliği kullanılıyor. Her ne kadar son yıllarda artık telefon üreticileri kutu içeriğini azaltmış olsa da General Mobile bu konudaki istikrarlı duruşunu devam ettiriyor. Kutu içeriği oldukça zengin. Bir kere çok güzel ve özel bir kılıf çıkıyor. Bunu ekranda detaylarda göstereceğim şimdi size. Telefonun yan yüzünü nispeten koruyacak ama asıl olarak arka tarafını koruyacak güzel bir kılıf çıkıyor ve bence güzel. Hani sert plastik, öyle şeffaf, hani silikondan değil, 3 gün sonra sararanlardan değil. Gerçekten de böyle siyah, güzel, sert plastikten güzel bir kılıf çıkıyor. İki ucu tip C bir kablo çıkıyor. Bu genelde amiral gemisi telefonlarda olan bir özellik. Bir de tip C bağlantısına sahip bir adaptör çıkıyor. Çünkü 66 wattlık hızlı şarj dedik. O hızlı şarjı destekleyecek bir adaptör de kutudan çıkıyor. Yani adaptörle, kabloyla vesaireyle uğraşmadan, telefonu alır almaz kılıfıyla da uğraşmadan kullanmaya başlıyorsunuz. Bunlar bence küçük ama güzel detaylar. Gelelim telefonun pil ömrüne ve özelliklerine. 4700 mAh'lik bir pil var telefonda ve bu pili kutusundan çıkan, işte az önce söylediğim 66 wattlık adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Telefonu kutusundan çıkan adaptörüyle 15 dakikada %50'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. Oldukça da hızlı şarj olduğunu söyleyebilirim. Özellikle böyle ara hızlanmaları oldukça iyi olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. PCMag batarya testi de yaptım ben bu telefonla. 8 saat 47 dakikalık bir değer verdi bana. Bu da yaklaşık olarak bir günü rahat çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. Uzun lafın kısası, kutusundan adaptör çıkması, adaptörün 66 watt olması önemli artılardan bir tanesi. Son olarak fiyatından da bahsetmek istiyorum. General Mobile Phone X 5G'nin ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle fiyatı arkadaşlar yaklaşık 16.499 TL idi. Tabii kampanya olur, başka şeyler olur, fiyatlar artar, azalır, o tarafını bilemiyorum ama güncel fiyatlar için videoyu izledikten sonra Google'da küçük bir arama yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben fiyatının sunduğu özelliklere göre normal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 778G dediğimiz Snapdragon işlemcili modeller de şimdi buradan bir yerden çıkartırım, sizlere görürsünüz. Fiyatları 11.000-12.000 liradan başlıyor. 20 küsur bin lira kadar çıkabiliyor telefon markasına ve modeline göre değişmekle beraber. Dimensity 7050 çok yaygın bir işlemci değil Türkiye'de. O yüzden ben hani Snapdragon'un fiyatlarına göre kıyaslayacak olsam, orada rakiplerin tabi agresif fiyat politikaları da var. Bu ayrı bir konu ama hani fiyatının ben makul bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Çok ucuz değil ama çok pahalı da değil. O bakımdan bu telefonun fiyatının dengeli bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere General Mobile GM Phone X 5G'nin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Elbette benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi, sorularınızı iletmekten çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini de bizzat yanıtlıyorum arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz hani, abi sorumu yanıtlar mısın? Lütfen cevap ver falan. Bana böyle bir şey söylemenize gerek yok. Ben bütün soruları görüyorum. Eğer bildiğim bir konuysa da mutlaka ve mutlaka yanıt vermeye çalışıyorum. Bu kadar çaba gösteriyorum. Bu kadar emek veriyorum. Bu emeklerimin karşılığını almama bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak ücretli değil. Katıl abone bile açık değil bende arkadaşlar. Açmıyorum da. Açmayı da düşünmüyorum en azından kısa vadede. O bakımdan siz de abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ücretli bir şey değil. Tek bir tıkla, tek bir dokunuşla abone olabiliyorsunuz. Açıklamada da abone olmak için gerekli olan linkler yer alıyor. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu tarz telefonlar geldiği zaman ben orada paylaşımlar yapıyorum. Hani inceleme çekilmeden önce vesaire. Çeşitli sorular soruyorum, anketler falan düzenliyorum arkadaşlar. Siz de bu içerikleri kaçırmak istemezseniz sosyal medya hesaplarıma abone olmayı, beni oralardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.